En sevdiğim yabani meyvelerden bir tanesi böğürtlen. Normalde çok tatlı şeylerle aram olmasa da bu hafif mayhoş oluşundan ötürü bu böğürtlen reçeline bayılıyorum. Ayrıca böyle tamamen yabani bir meyve olmasından kaynaklanıyor sanırım biraz da. Koyunlarım da orada otlarken ben de burada fırsattan istifade böğürtlenlerimi topluyorum. Tabii gülü seven dikenine katlandığı gibi böğürtleni seven de dikenine katlanacak. Biraz değil, hatta bayağı bir dikenli bir ortam oluyor böğürtlenlerin yerleri. Kavanozu doldurdum ama hala burada çok böğürtlen var. Geçen geldiğimde bu kadar yoktu, o yüzden yine ufak bir kavanoz aldım. Siz de yanınıza ufak bir kavanoz almışsanız ve hala böğürtlen varsa, yahut geldiniz istediğiniz kadar toplayamadınız ama birkaç güne yine olacak olanlar varsa dolabınızda veya buzluğunuzda 3-5 gün bekleyebiliyor. Ben denedim, hiçbir şey olmuyor. Yani reçel olduğunda bir kavanoz olacak kadar veya bir tencere kaynatacak kadar biriktirmek adına birkaç gün bekletebilirsiniz. Hiçbir problem olmuyor. Bozulmadan buzlukta, dolapta bekliyor. Tabi dediğim gibi bu böğürtlenler dikenli ortamlarda, sevenler zaten biliyorlar. Dedik ya, gülü seven dikenine katlanır diye. Böğürtleni seviyorsanız da biraz dikenine katlanmanız gerekiyor. Hatta uzun pantolon çizmeyle falan gelirseniz, girerseniz çalıların arasına, sizin için daha sağlıklı olur. Söylemesi bizden, yapması sizden. Şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.